Eşelimizin 20 santimlik parçasıyla çizimimizi yapıyoruz. Sol üstten aşağıya doğru düz bir çizgi iniyoruz ve bir noktasını belirliyoruz. Daha sonra bel, basen, etek boyu ölçülerimizi sağ tarafa yazıyoruz ki düzenli olarak baktığımızda görebilelim, şaşırmayın. Benim bel ölçüm 70, kalça ölçüm 94, etek boyum 88 santim. Sizler kendi beden ölçülerinize göre eteğinizin kalıbını çıkarabilirsiniz. Bel genişliğimi belirlemek için kalça ölçüm bölü 4 artı 1 formülüne ihtiyacım var. Yani 94 bölü 4 artı 1, 24,5'a denk geliyor. 24,5'u çizip daha sonra etek genişliğini belirlemek için yine bir formüle ihtiyacımız var. O da kalça bölü 2 artı 1, 94 bölü 2 artı 1, benim etek genişliğim 48 santime denk geliyor. Bir noktasından aşağıya doğru 3 santim pay iniyorum. Daha sonra bu çıkarılacak olan kısım oluyor. Yani ön ortaya doğru inip göbeğe doğru kavis vermek için bu ölçüyü alıyoruz. Cetvel yardımıyla ovalliğini belirliyorum. Bir noktasından aşağıya etek boyunu belirliyorum. Benim etek boyum 88 santim. Etek boyu artı 2 olarak belirliyorum. Artı 2'nin sebebi ise kıvırma payı. Fakat siz isterseniz 2 kat kıvıracağım diye düşünürseniz 2 değil de 4 ya da 5 santim olarak belirleyebilirsiniz. Benim 90 santim toplamda tekabül ediyor. Ve 90 santimi işaretleyerek 4 noktasını bulmuş oluyorum. Etek genişliğini belirlemek için kullandığımız formülde çıkan sonuç 48'de. 48 santimi soldan sağa doğru 4 noktasından sağa doğru belirleyerek 5 noktasını buluyorum ve etek genişliğimi ayarlamış oluyorum böylece. İki noktasından beş noktasına doğru bir çizgi çiziyorum ve eteğimi genel anlamda tamamlamış oluyorum. Verev kısmını belirlemiş oluyorum. Etek boyu artı 3 santim olarak belirliyoruz. ...88 artı 3, 91 santime denk geliyor benim eteğim için. 91 santimi buluyorum.
Tekrar 4 ve 5 noktaları arasında 91 santimden 4 noktasına doğru kulak oluşumunu engellemek için ovallık belirliyorum. Kalıbı kumaşa çizdiğimiz zaman kesmediğimiz takdirde iki yandan sağ ve sol taraftan aşağıya kulak şeklinde sarkmalar oluyor. Bunu çıkarmamız kulağın sarkmasını engellemek için. Hatlarını belirliyorum. Nokta nokta olan kısımların üzerinden geçiyorum ve bütün olan kısımların üzerinden geçerek fazlalıkları çıkarıyorum. Etek son halini almış oluyor böylece. Kalıbı hazır oluyor. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.